Herkese tekrardan selamlar. Hazır sistemlerin videosuna hoş geldiniz. Bugün sizler için 8.000 TL ile 18.000 TL arası olan hazır sistemleri derledim. Bu sistemler arkadaşlar oyun ve edite yönelik olacaktır ama daha çok oyun tarafını ilgilendiren sistemler var. Çünkü birçok masaüstü bilgisayarımızın işlemcisi o kadar değil. İlk sistemimize başlayalım. İlk sistemimizde Ryzen 3 4100 gibi 4 core 8 thread yani 4 çekirdek 8 iç parçacıklı bir işlemci bulunuyor. Kendisi yeni çıkmış bir işlemci. 4. nesil Ryzen işlemci gibi düşünmeyin aslında. Evet, 4. nesil fakat 5. nesil Ryzen işlemcilerden sonra çıktı. Bu AMD'nin ara bir isimlendirilmesi gibi düşünebilirsiniz. Aslında kendisi çok yeni bir işlemci. Burada da şöyle gösterelim, yine 4 core 8 thread olduğu yazıyor. Yine tüm Ryzen'lerdeki gibi overclock yani hız aşırtmayı destekliyor arkadaşlar. Kendiniz eliyle bunun hızını aşırtabilirsiniz. Intel'e göre en önemli faktör de o arkadaşlar. PCI Express 3.0'da desteklediğini arkadaşlar söyleyebilirim. Buraya çıkış tarihini bakın, gördüğünüz gibi 2022 yazmışlar. Yani Ryzen 5. nesil işlemcilerin çıkarmasından sonra çıkmış bir işlemci ve yeni bir işlemci. Sistemimizde 8 GB DDR4 RAM'ler bulunuyor. 8 GB hakkında her videoda olduğu gibi söyleyeceğim. Durumunuz varsa sistemi aldıktan sonra 16 GB yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin hızlı olacaktır. GTX 1650 4 GB'lık bir ekran kartımız bulunuyor burada da. Şimdi VRAM boyutuna zaten değmiyorum. 1650'lerde VRAM arttırma gibi bir durum yok. Yani farklı bir kart 6 GB veya 8 GB versiyonu yok 1650 serisinde. Şimdi 1650 için de şöyle diyelim biz arkadaşlar. 1650 çoğu oyunda rekabetçi oyunlara ayrılan ilk bir rekabetçi veya AAA dediğimiz yüksek bütçe oyunlar. Yüksek bütçeli oyunlarda arkadaşlar eğer doğru ayarları yaparsanız, bu doğru ayarlardan kastımda düşük orta arası ayarları yaparsanız yeni oyunlarda Cyberpunk, Elden Ring gibi oyunlarda arkadaşlar 45-30 FPS arası alabilirsiniz. Hiçbir zaman artık 60 FPS alamazsınız. Çünkü zaten kart güncelliğini yitirdi. Rekabetçi oyunlar için de ömürlük bir kart olduğunu söyleyebilirim. Yani çoğu oyunda 140-150, hatta azıcık ayarları düşürseniz, yüksekten atıyorum ortaya veya düşe alırsanız 300 FPS'leri görmeniz işlem bile değil arkadaşlar. Bu kartta 300-250 FPS'i görebilirsiniz rekabetçi oyunlarda. CSGO, LoL, Valorant gibi oyunlarda. 240 GB'lık bir SSD var. SSD'miz yetersiz. Bu kadar arkadaşlar. SSD'miz yetersiz. Tek cümleyle özetleyebilirim. SSD yazıdan falan değmiyorum. Sıradaki sistemimiz Game Garage'dan bir sistem. 8.317 TL. Yani aradaki fiyat farkı arkadaşlar çok az. Bu sistemi peki neden almalısınız diye soracak olsanız, içinde i3'ün 13. nesil bir işlemcisi var. Artık 12. nesil Intel işlemciler çıktı yavaş yavaş. Piyasa onlarla dolmaya başlayacak. 10. nesil yani 2 nesil öncesinin soketine yatırım yapılmamasını göstermek için bunu koydum arkadaşlar. Bu sistemi almanızda hiçbir amaç yok. Bu sistemi almayın diye videoya koydum. Artık bazı ucuz bilgisayarları almayın diye de koyacağım arkadaşlar. En azından bunları 1-2 insan görürse alma fikrinden vazgeçirmek için koyacağım. Sıradaki sistemimiz ise eli yüzü düzgün bir sistem. i3'ün 12. nesil Intel işlemcisi var. Bu 12. nesil Intel işlemci de 4 core 8 thread arkadaşlar ve kendisinin performans ve enerji verimliliği çekirdekleri var. 12. nesil ile beraber mimari değiştiği için bunlar eklendi Intel tarafına da. H610M gibi giriş seviyesi ama 12. nesil destekleyen en güncel anakart burada var arkadaşlar. Giriş seviyesi dediğim gibi. Power Cooler'ın bir ekran kartını kullanıyor. Marka hakkında çok bir bilgim yok. İnternette araştırma yapabilirsiniz ama dediğim gibi zaten garantisi var arkadaşlar Game Garage'ın. Direkt bir sorun olduğunda Game Garage'a götürebilirsiniz. 6500 XT'nin de 1660 Super ile 1650 Super arasında bir gidişi var. Aslında bu fark uçurum, evet, yani özellikle giriş seviyesi oyunculuk için 1660 Super neredeyse 1650 Super'e göre 20 FPS, yer yer 15 FPS falan fazla veriyor arkadaşlar. Bu ikisi arasında kalmış bir kart olduğunu söyleyebilirim ama alınabilir bir kart. Özellikle zaten artık 1660'ın neredeyse üretilmemesi ve 1660 serisinin tamamen piyasadan kalkması üzerine koyduğum bir sistem bu. Hatta bazı yerlerde 1660 Super'e bile geçebiliyor. İnternette bunu aratırsanız forumlarda da 1650 Super'den gibi kart olduğunu göreceksiniz. Ama aslında öyle değil. Bazı oyunlarda 1660 Super'e geçebiliyor ama 1660 Super kadar da iyi olmadığını söyleyebiliriz. İkisinin arasında böyle tam ortada bir kart olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar kısacası. Size rekabetçi oyunlarda zaten hiçbir sıkıntı çıkarmayacaktır. Güncel yüksek bütçeli oyunlarda 2022'de çıkmıştı. Elden Ring, Cyberpunk 2077. Gerçi o geçen senenin önüne ama optimizasyon bu iki oyunda çok kötü. Günümüz oyunlarında işte Deadloop olsun, yine o da galiba 2021'de çıktı. Yani ne bileyim, Horizon Zero Dawn olsun. Ki bunun PC portu yine sıkıntı çıktı. Böyle oyunları, optimizasyon kötü oyunları büyük ihtimalle yine 50-40 FPS hatta 60 FPS oynatabilecek bir sisteme sahip olacağınız. 16 GB RAM'da zaten Java'sı gayet yeterli. 500 GB'lık bir M.2 SSD var. Burada gördüğünüz gibi okuma hızı 2100, yazma hızı da 1700 MB. Dediğim gibi M.2'nin farkı da burada görmüş olsunuz. Diğer bir sistemimize geçelim. RTX 3050 bir sistem. 3050 hakkında da konuşacağım burada. 3050 kartımız var. Ryzen 3 4100, yani şu ince hesaptan
şu gösterdiğim Uber sistemle aynı işlemciyi kullanıyor. Ne söylediysem bunun içine geçerli. O yüzden tekrarlamaya gerek yok. Ya tekrarlayayım. 4 core 8 thread'den oluşuyor ve Ryzen işlemcilerin tümü gibi kendisi overclock yapılabiliyor. BIOS'ların B450M neredeyse milli anakart diye tahmin edeceğimiz, eğer gigabyte olsaydı B450M SQH, milli anakart diye tabir edebileceğimiz bir anakart olurdu. Yine B450M overclock potansiyeli azıcık olan bir anakart overclock olabilir. Inno3D'nin bu arada bu firma güvenilirdi. Yani hiçbir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Türkiye pazarına da zaten birçok önceden gelmişlerdi. Bir sonra tekrar arıştılar arkadaşlar. Aynı palit gibi. Inno3D'nin RTX 3050 ekran kartı kullanıyor. Ekran kartı hakkında genel düşüncelerinden şöyle bahsedeceğim. Bu ekran kartı RTX'in mükemmel teknolojileri olan RTX ve DLSS'yi destek. Performansı saf. Performansı çok iyi. Bir saf performans nedir? DLSS RTX saymazsak kartın saf performansı RTX 2060'la kapışır bir derecede olduğunu söyleyebiliriz saf performans olarak. AMD'de zaten Arus 6500 XT'den çok daha iyi. 6600'ün dengi gibi de diyebiliriz ama 6600 bazı yerlerde doğal olarak geçiyor. Çünkü 6600 genel olarak RTX 3060'a rakip olarak çıkarılmış bir kart. Bu kart hakkında da rekabetçi diye tabir ettiğimiz oyunlarda yine dediğim gibi 200 FPS'in üzerinde çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Diğer AAA dediğimiz oyunlarda da 60 FPS'i tutturabileceğiniz bir kart. Özellikle laptopların aksine laptoplarda RTX 3050 4 GB VRAM boyutuyla yer alırken burada 8 GB VRAM boyutuyla yer alması bizim için avantaj. Çünkü şöyle, kart güçlü olduğu için ayar açabiliyorsunuz. Mesela Aris 570'e zamanında 8 GB VRAM koymak AMD'nin yaptığı bir saçmalık. Burada öyle bir şey yapılmamış. Kartın gücü ekstradan aslında artmış 8 GB VRAM koyularak. Ben 6 diye bekliyordum. Beklenti videom da vardı hatta RTX 3050 hakkında ama bilgi videom hem de beklenti videom. O videoda da demiştim yani 4 GB değil de 6 veya 8 GB VRAM koyuyorsa süper olur. 8 koymuşlar. 8 koymaları bence gayet güzel. Kartın potansiyelini en üst noktaya kadar yaşayabilirsiniz. Özellikle de bazı oyunlarda 2K çözünürlükte bile 60 FPS stabil olarak verdiğini söyleyebilirim. Kendisine Kingston M.2 SSD'sini kullanmış. Yine 2100 MB yazma, 1700 MB okuması. Yanlış söyledim galiba. 2100 MB okuması, 1700 MB yazması var. Yine GameGuard'ın kendi şeyiyle geliyor arkadaşlar. Bu arada şuna değinmiyorum. Buradaki şeyleri okuyun. Bakın diyor burada, kutularını size vermeyeceğiz diyor. Zaten ucuz olmasının sebebi de o. Garanti değil arkadaşlar. Garantiyle alakası yok. Yurt dışından getirildikleri için bunlar arkadaşlar ucuz fiyata tepsi şeklinde geliyorlar. Evet, bildiğiniz evdeki tepsi şeklinde işlem geliyor. Yine bazı kanalları izlemişseniz bu Trey Bulk işlemcinin kutu açılışını izleyin. Tepsi şeklinde arkadaşlar işlemciler var. O işlemciyi sisteme takıyorlar. Doğal olarak burada yazan bileşenlerimizin, işlemci RAM depolamamızın Trey ve Bulk işlemcileri, Trey ve Bulk modelleri olduğu için bunların kutusu yok ama garantisi var arkadaşlar. Bakın diyor, diğer tüm sistem bileşenleri gibi yani kutular gibi 2 yıl minimum garantisi bulunuyor arkadaşlar. Üretici daha fazla da koymuş olabilir. Mesela belki ekran kartı 3 yıl garanti olabilir. Onu, o kısmı tam bilmiyorum ama 2 yıl garanti her türlü arkadaşlar var. Gayet güzel bir model olduğunu da söyleyebiliriz. Sıradaki sistemimiz azıcık eski bir sistem diye düşünebilirsiniz ama aslında değil. Evet, işlemci olarak eski bir sistem. Şimdi 2060 için şöyle söyleyelim. Listedeki en iyi ikinci performans gösteren ekran kartı 3050'den de çok çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Oyunlarda 10-15 FPS falan fark atıyor. Şimdi bu ekran kartımız gayet güzel bir ekran kartı ama RTX 3050 dediğimiz gibi bundan daha kötü. 6 GB VRAM var. Burada RTX 3050 ile çok karşılaştırmayın. Bu da 2K'da çoğu oyunu oynatabilir. Dediğim gibi zaten performans daha iyi. 16 GB RAM var. 500 GB M.2 SSD var. Buradan M.2 SSD'yi de açalım. Bu olması lazım simgesi. Kioxan'ın yanında 1700 MB okuma, 1600 MB yazmalı ve M.2 SSD'sini kullanmışlar arkadaşlar. Kasa tarafında ise Corsair Delta Spec Core RGB kullanılmış. Bu kasa çok çok satan bir kasa Türkiye'de. Ve fiyat performansı olarak en iyi kasalardan biri. Temperli bir camı ve mesh bir yapısıyla toz ve dumana karşı önlem alınabilecek bir kasa. İçerideki bileşenlerinizin tozlanma ihtimali temperli kapağı açmadığınız sürece yok. Kasa olarak da bu yorumu yapmış olalım arkadaşlar. Kendiniz zaten tüm teknoloji mağazalarında fiziksel halde görebilirsiniz. Diğer bir sistemimiz ise internete RTX 3060 sistem yazın arkadaşlar. Arattığım zaman bunda bir isim oyunu olduğunun farkına vardım. Şimdi burada bu sistemi çok gömmek isterim ama gömülecek değil, ölecek bir sistem aslında. Şimdi saçmalığa gelirsek Space 3060 yazmış. 3060 ne yazmış? RTX 3060 diye aratınca bu sistem görülsün diye. Ben de ilk 3060 dedim. Aha, ekran kartına bakmadan 3060 diye atladım. Bunu listeye koymayacaktım. Çünkü 3060 bir ekran kartına sahip değil zaten şu an görüyorsunuz. Fakat 3060 olmasa da ona aynı denk bir kart var arkadaşlar.
taşı için de elbet bazı oyunlarda daha düşük FPS verecek. i5-10400F gibi artık 2 nesil öncesinin bir işlemcisini kullanıyor. Güncelliğini yitirmiş bir işlemci ama kendisi hala performansı 6 core 12 thread var. 6 çekirdek 12 iş parçacılarından oluşuyor. En büyük dezavantajımız 8 GB DDR4 RAM. Bunu arttıracağınız arkadaşlar. Bir büyük dezavantajımız daha var. Ekran kartından önce ona bahsedeyim. Game Power kasa. Game Power kasa almayın, aldırmayın. Yani tavsiye de etmeyin. Çok kötü kasaları var. Ya Warcry'yi yanlış hatırlamıyorsam Game Power Warcry kasasını onlar üretti ama Warcry hiçbir kasası güzel değil. Özellikle PC'lerinden güç kaynaklarından uzak durun arkadaşlar. Yani bunu belirtmiş olalım. Sisteminizi tehlikeye atabilir. Aras 6600 8 GB'lık modeli var. Hiçbir sıkıntı yaşatmaz. Çoğu oyun 60 FPS stabil bir şekilde arkadaşlar oynatır. İnternetten testlerine de bakabilirsiniz. Yine çok yetersiz bir SSD'imizin olduğunu da belirtmekte fayda var. Burada bakacaksak kasaya. Game Power Mihritel. Aynen Warcry'de Game Power üretmiş. Şunu almanız da mantıklı. Fakat içindeki PCU'yu hangisini alsanız alın arkadaşlar değiştireceğiniz. Çünkü Game Power'ın PCU'ları gerçekten kötü. C4 koyduğunuzu söyleyebilirim kasanın içine. Yani o kadar kötü. Kasalarda arkadaşlar bu mesela mesh bir yapıda değil büyük bir ihtimalle. Şu an görüntüden öyle anlıyorum ama mesh bir yapıda değil arkadaşlar. O yüzden kötü. Yine temperli cam var en azından. Ama kasadaki hava akışının kötü olduğunu söyleyebilirim. Şu kapakta fan olmamasından dolayı. Arkadaşlar öyle söyleyeyim ben size. Diğer bir sistemimiz RTX 3050 fakat bu sefer 10.000 nesil bir Intel işlemci kullanıyor. Kendisi 11400F 6 core 12 thread yine. 16 GB RAM var. 3050'de ekran kartı var. Yine kendisi Corsair'ın Spec Delta Core RGB'sini kullanıyor. Bu aslında tam Edit Render bilgisayarı. Şurada özelleştirilen kasaya da bakalım. Evet Corsair'ın yine içindeki PCU'yu kullanmış kasayla beraber. Ve yanında da bir tane Wi-Fi dongle'ı veriyor arkadaşlar. Takınca anakartınız Wi-Fi özelliği kazanmış oluyor. USB girişinden takıyorsunuz bundan. Sıradaki sistemimiz ve artık liste bitiyor. Bir masaüstü bilgisayardan sonra. Bunu gezerken inanılmaz dikkatimi çekti. Yani yorumlarda okudum. Adamlar gerçekten olmayan bir şey satmıyorlar. Kasayı eleştiririm. Kasa bu arada çok kötü. Kasayı değiştirmenizi tavsiye edeceğim. Kasada hava akışı falan hiçbir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamen kapalı. Sanki 15 sene öncesinin bir kasasını kullanıyor gibi. HP'nin kendi pavilyon bir şeyi. Şimdi burada 5600G gibi gerçekten güzel, güçlü bir Vega GPU'muz var. Fakat gören herkes bu Vega GPU'ya sahip olmanın hiçbir mantığı olmadığını görecek. 3060 Ti bile bakın Ti. 3060 da değil. Bu fiyata 3060 Ti bulamazsınız arkadaşlar. Çok zor. Yani çok zor değil. Direkt bulamazsınız. Bunun haricinde 3060 Ti şu fiyata yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. 17.000'e 3060 Ti alıyorsunuz. Ve listemizdeki son masaüstü bilgisayar 3060 arkadaşlar. Yani bundan daha kötü. 5600G Ryzen Vega GPU'sunu kullanıyor. Yani mantıken ve pratikte de bu masaüstü bilgisayarınızda 2 tane ekran kartı var. Bir tane işlemci de var. G işlemci olduğu için. Diğeri de normal ekran kartında var. Bunu şöyle yapacağınız tabii ki sakın ola ki HDMI'yi anakarttan bağlamayın. Eğer anakarttan bağlarsanız arkadaşlar ekran kartı hiçbir zaman kullanılmayacaktır. Çünkü anakartınızdan bağladığınız zaman anakartınızdan görüntü girişi ve çıkışı iletimi yapılacaktır. Yani bu da işlemcinizden anakart veri girişi ve veri çıkışı alacak demektir. Yani işlemcinizin içindeki ekran kartını kullanacak. Direkt ekran kartında da bir tane HDMI olur, display olur, zart olur, zurt olur. Direkt ekran kartındakini takıp monitöre takacaksınız. Yani ekran kartındaki HDMI veya display portu monitöre bağlayacağız. Anakartta hiçbir işiniz yok arkadaşlar. Anakartı kesin takmayın. Son oyunlarda neden ben 10-12 FPS alıyorum demeyin arkadaşlar ultra ayara getirince. Bunda iki tane ekran kartının olmasının sebebi 5600G'nin biraz daha ucuz olması arkadaşlar. Çünkü 5600 Ryzen 7 5600 5700X gibi çok performanslı bir işlemci değil ama yine performanslı bir işlemci. 6 çekirdek 12 threadli galiba. Kendisine hemen şuradan da bakabiliriz aslında. Ben bu işlemciyi tam olarak bilmiyorum şu an. Aynen. 6 çekirdek 12 de threadli var arkadaşlar. Yine kendisi overclock olabiliyor. Bakın unlocked for overclocked var. Burada 7 nanometre ile üretilmiş. Bundan çok belirtmeye gerek yok. Yine PCI Express 3.0 destekliyor. O kadar. 16 GB RAM ve 12 GB de SSD'miz var. Şöyle bakacağımız zaman arkadaşlar işte portları göstermiş. Anakartın tam olarak ne olduğunu buraya yazmamışlar. 2 tane M.2 SSD desteğimiz var. Yani bu fiyatı uygun arkadaşlar. Bir şeyde değiştiğini sanmıyorum. Yorumlara da bakmıştım ben zaten. Siz de bakacağınızı piyasa gözeden demişler. Çok iyi. Rust Duman'da da full 90 FPS veriyor. Kim bilir hangi çözünürlükte açmış arkadaşlar. 90 FPS alacak az gibi aslında. Soru cevabı bakacak olursak da LHR ekran kartı bulunuyormuş. Bak bunu yazmamışlar ama gerek yok. LHR demek madencilik performansı kısılmış bir ekran kartı demek. Yani bu HP masaüstü bilgisayarımızda ekran kartının mining performansı kısılmış oluyor. LHR olmayan ekran kartıyla oyunlarda ne kadar FPS farkı var? Hiç yok. 1 FPS bile bir fark yok arkadaşlar. Son sistemimiz
İşte daha demin dedim yani Ryzen 5 5500 ve 5600G'ye göre aslında daha performans arkadaşlar. 5600G'nin tek artısı arkadaşlar aslında buna göre Vega GPU'ya sahip olması. Performans konusunda bu işlemciden daha düşük. Yine 6 çekirdek 12 threadlik bir yapıya sahip ve yine Ryzen işlemcilerin hepsinde olduğu gibi overclock'u destekliyor. 65 Watt'ta bir TDP'si var arkadaşlar. 16 GB RAM'i var. 480 GB M.2 SSD var. RTX 3060 da bir ekran kartımız var. Bakın burada belirtmiş, ekran kartı LR modelidir. Bu arada zaten GTX serisinde herhangi bir şekilde LR ekran kartı bulamazsınız arkadaşlar güncel sistemlerde. Hatta eski sistemlerde de bulamazsınız. B450M gibi bir anakart kullanıyor. Bu arada azıcık paranız varsa şunu da B550'ye yükseltin. Yani 967 liraya. Azıcık daha fazla overclock yapabilirsiniz. Bu da önündeki aldığınız FPS'yi az da olsa etkiler. Yine VD'nin 480 GB'lık Grim modelini kullanıyor. 1650 MB yazma, 2400 MB da okuması. Yine Corsair Spec Delta Core RGB kullanıyor. Şu an şaşırdım. AMD Wraith Prism soğutucuyla geliyor. Yani AMD'nin kendi çok iyi bakır ısı borusu bulunan, Intel'in o dandik fanı yerine AMD'nin bakır ısı borusu bulunan özel bir işlemci soğutucusuyla geliyor. Bugünlük video bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Elbette fiyat pahalı, listemizdeki her şekilde en performansı, en oyun performansı olan ve en iyi yapabileceğiniz PC bu. Bugünkü videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmak isterseniz de olursunuz. Zaten sorunuz varsa da yorumlara yazın. Hoşça kalın.